Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Dead by Daylight PTB sunucusuna girdik, yani test server'ına. Bundan 2-3 video önce anlattığım bütün değişiklikler artık test server'ında var arkadaşlar ve sizlerle o değişiklikler hakkında merak ettiğimiz her şeyi deneyeceğimiz bir video hazırlayacağım. Daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız, sizin daha fazla merak ettiğiniz neler var? Biz çünkü aklımıza gelen her şeyi bu video içerisinde yapacağız. Onları mutlaka yoruma yazın arkadaşlar. Eğer çok fazla kafanıza takılan sorular varsa belki bu videonun ikincisini de çekmeye çalışırız arkadaşlar. Tabii ki de baştan söylüyorum, burası test server olduğu için burada olacak olan her şey tam anlamıyla normal sunucuya gelmeyebilir arkadaşlar. Üzerlerinde değişmeler, nerfler, bufflar oluşabilir arkadaşlar. Bunu söylüyorum. Tamamen sadece biz şu anda var olan meraklarımızı gidermek adına giriyoruz. Şimdi de sizlere ilk önce prestij sistemiyle başlayayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi prestij 1-1 trapper'ım var. Yani prestij 0 aslında. Herhangi bir prestij atılmamış. Ve ben bu prestij 50 seviye karakterimi son seviyeye kadar getirdim. Gördüğünüz gibi buradaki eklentiyi aldığım zaman artık prestij 1 tuzakçım olmuş olacak. Şu anda gördüğünüz üzere T-Chipple'ların hepsi kilitli. T-Chipple'lar artık burada yazıyor bu şekilde. Ve örneğin benim üretimde herhangi bir Trapper'a ait perk yok arkadaşlar. Burada bazı perkler var. Bunu muhtemelen test server'da denememiz için default olarak herkese açık getirmişlerdir diye tahmin ediyorum. O nedenle bunlara çok takılmayın. Fakat gördüğünüz gibi Trapper'a ait herhangi bir perk burada üret üzerinde yok ve diğer katillerinde de aynı şekilde olmadığını görebilirsiniz. Şimdi ben gideceğim, geri döneceğim Trapper'ıma. Buradaki Trapper'ımı Prestij 1 yaptıktan sonra artık Teachable perklerimin birer level'ları diğer bütün katillerimde açık olacak. Blood Weapon'da aramama gerek kalmayacak. Hemen şöyle görelim. Son puanı verdim ve gördüğünüz gibi size zorunlu bir Prestij attırıyor. Artık Prestij sizin kararlarınıza göre değil, otomatik atmak zorundasınız arkadaşlar. Bundan zaten bahsetmiştim. Ve gördüğünüz gibi burada buna tıklayarak 50 bin puanı vererek ilk Prestij'i attırmış oluyorsunuz. Bu şekilde ve bu 3 perkin birer level'ı artık diğer katillerinizin hepsinde açık bir şekilde bulunuyor arkadaşlar. Blood Web'de bulmak zorunda değilsiniz. Hemen şöyle geçelim örneğin Viret'e ve artık gördüğünüz gibi Viret'in Trapper'ın hayvani gücü, kanca kararıncası ve son perke hangisiydi hatırlamıyorum. Artık buradan siz görürsünüz, çok da önemli değil. Bu şekilde bir level olarak açık arkadaşlar. Yine diğer karakterlerimize de bakalım. Burada da aynı şekilde Brutal Strange Hillbilly'nin üzerinde de açık ve aynı şekilde kanca kararınca Umut Kırıcı da gördüğünüz gibi açık burada. Diğer bütün katillerde de açık bir şekilde bulunuyor. Bakmak isterseniz şöyle hızlı hızlı sizler için geçebilirim. Şimdi gelelim ikinci bir olaya. Mağazada arkadaşlar Sırlar Mabedi vardı ve ben bir önceki anlattığım videoda sizlere şöyle bir teoride bulunmuştum. O teorim de ortaya çıkmış. Dedim ki sizlere, Sırlar Mabedi'nden aldığımız bir şey bütün katillerde level 1 olarak geliyor. Daha sonrasında tekrardan belki o perki bulmamız gerekecek ya da aldığımız perk bir daha üzerine tekrardan alınabilir durumda olacak ki o şekilde olmuş arkadaşlar. Örneğin Franklin. Yine ilk önce katillerime dönüyorum, bende olmadığını görün diye. Herhangi bir katilimde Franklin Demise perki yok arkadaşlar. Gidiyorum mağazaya, buradan Franklin'i alıyorum. Daha öncesinde bunu aldığım için şu anda karanlık bu arada. Yayında almıştım. O nedenle kafanızda takılan soru işaretlerini gidereyim. Bu o yüzden burada bu şekilde. Ve Franklin'i arkadaşlar burada 1500 AXL'e açmış bulunuyorum. Hemen burada evet'e bastım. Ve bütün katillerim de artık bunun teachable'ı açıldı. Ve gördüğünüz gibi burada Sırlar Mabedi üzerinde artı ikinci seviyesini alma hakkına sahibim. Biargonam daha önceden 3 seviye olduğu için o burada 3 seviye teachable'ı açık. Yani eğer şöyle bir sonuç oluyor. Ben Sprite'i gidip Prestij 1 yapmış olsaydım Sırlar Mabedi'me gelen Efsun Musallat 2 seviye olarak gelmiş olacaktı diye yine onu tahmin ediyorum. Bunu şu an Sırlar Mabedi tekrardan yenilenmeden bilemeyiz ama muhtemelen o şekilde çalışacaktır. Biargon'a 3 seviye geldiği için. Burada Franklin'in sonu bir level. Hemen katillerime geri dönüyorum. Buradaki perklerine bakıyorum. Gördüğünüz gibi Franklin burada Myers üzerinde bulmama Blood Web'de gerek kalmadan bir seviye olarak bulunuyor arkadaşlar. Ve aynı şekilde diğer katillerim üzerinde de bütün Franklin Demise'ları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben tekrardan gidip mağazaya burada Franklin'i 2 seviye olarak 3000 AXL'e alırsam gideceğim bütün katillerimde tekrardan 2 seviye olarak bunu bulabiliyor olacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Franklin 2 seviye, Franklin 2 seviye, Franklin 2 seviye bütün katillerimde var arkadaşlar. Son olarak bu iş nerede sonuçlanıyor onu da gösterelim. Franklin'i tekrardan 4500 AXL'e bu sefer satın alıyorsunuz. Ve artık bütün karakterlerinize, bütün katillerinize Franklin 3 seviye duruyor. Ve son olarak tekrardan 4500 AXL vererek 100.000 Blood Points alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu tamamen kişiye bağlı. Bence böyle bir takas yapmayın tabii ki de ama yine de ben size görmeniz açısından yapıyorum. Bu şekilde alıyorum. 4500
Aurix elim gitti. Bunun karşında da 100k puan bana gelmiş oldu ve artık ben bunun üzerinde herhangi bir işlem yapamıyorum. Sırlar Mabedi olayı da tamamen bu şekilde sonuçlanmış. Benim oradaki teorim gerçekten doğru çıkmış. Buna sevindim. Gayet mantıklı olmuş. Şimdi perk sistemini anladığımıza göre yine kafanızda takılan soru işaretleri varsa mutlaka yazın. Bu arada benim oyuna geçerkenki presiz sistemim, bütün katillerin benim normal şartlarda presiz 3. Full perklerdi. Neresmen custom game gibiydi. Zaten bunu videolardan siz de görüyorsunuz. Fakat buraya geçerken neden böyle olmuş bilmiyorum ama hepsi sıfır prestij ve herhangi işlerinde ne bir perk var ne bir add-on var. Ben muhtemelen bunu PTB'de böyle olduğunu düşünüyorum. Bir hata olduğunu düşünüyorum. Böyle geçmemesi lazım. Çünkü başka arkadaşlarında veya başka kişilerden izlediğimde onlara var olan level'larına göre prestij vermişti arkadaşlar. Bende neden böyle bir şey yaşandı bilmiyorum ama bunu düzelteceklerdir. Şimdi geçelim. Merak edilen ne varsa denemeye arkadaşlar. İlk önce Survivor'ın perkleriyle başlayacağız. Sonra katilinkilere geçeceğiz. Let's go. Evet arkadaşlar. Şimdi en çok merak ettiğiniz şeylerden bir tanesi Dead Art arkadaşlar. Dead Art nasıl değişmiş onu bir görelim. Normal animasyon eklemişler bildiğiniz. Fakat şöyle bir detay var. Dead Art'ı size göstermeden önce artık yerinize sabit durarak shift'e basıyorum ben şu anda ve Dead Art'ı atamıyorum arkadaşlar. Oyun mutlaka benim koşuyor halde olmamı istiyor. Yani yerinde sabit durarak shift'e bastığımda atamıyor. Bu gerçekten küçümsenecek bir şey değil. Çok önemli bir şey aslında. Çünkü neden? Normal şartlarda Dead Art'ı biz bir anda sıkıştığımız zaman sırf pencereden atlamadan katil tarafına hit kaçırtmak için burada atıyorduk. Daha sonrasında katil vuruşunu attıktan sonra pencereden atlıyorduk ya. O tarz durumları yapamamamızı sağlayacak. Yapacaksak da minik minik artık oynamamız gerekecek bu şekilde. Yani AD'ye de basıyor olmamız lazım bu sırada. Böyle küçük bir değişiklik ama ilgilenirsiniz diye düşündüm. Şimdi geçelim Dead Art'ın animasyonuna. Artık atışı arkadaşlar şu şekilde. Koşarken Dead Art'a basıyorum ve bu şekilde ileri doğru atılarak atlıyor. İleri atılma boyunca katil size vuramıyor. Vurursa da size endurance efekti verdiğinden dolayı mesafe açabiliyorsunuz. Hemen şimdi onu da gösterelim. Arkadaşlar bu arada harbiden yani burada ilginç spotlar var. Burada daha önce hayatımda görmediğim bir spot da var. O konuda da şimdi Dedar'da geçmeden önce onu da göstereyim. Burada yani başka maplerin spotlarını buralara eklemişler. Ben bu spotu hatırlıyorum. Ormond aynısı vardı en azından benzeri. Burada bu şekilde palet var. Burada da pencere var. Bu tarz spotları Macmillan'a falan da eklemişler. Garip olmuş. Yine Dead Art'a geçmeden Macmillan üzerindeki diğer spotları da göstermek istiyorum açıkçası. Çok ilgimi çekti. Burası yine çoğu map'ten aşina olduğumuz. Özellikle hangi map'te var? Şu anda Huntress'ın map'inde vardı bu spot hatırladığım kadarıyla. O tarz spotları da eklemişler. Burada bir palet var. Karşıda da pencere var. Bu şekilde oyalayabileceğimiz bir düzenek kurmuşlar buraya da Macmillan üzerinde. Burası klasik bildiğimiz T-Walls, şu taraflar normal bildiğimiz paletler. Ama gerçekten şuradaki spotu özellikle ilk defa görüyorum. Yani burada bir pencere, şurada ayrı bir pencere. Değişik bir spot olmuş ilk defa. Hiçbir map'te olmayan bir spot açıkçası. Bu da garip bir durum. Buradaki spotu da görmüştük. Şurada bir T-Walls var. Map'in geri kalanında da değişen bir şey yok. Varsa da hemen şimdi zaten kesip göstereceğim. Evet şimdi de arkadaşlar Dead Art sırasında katil bize vurursa onun olduğunu göreceğiz. Endurance çalışıyor bildiğiniz üzere. Koşuyorum üzerine doğru, vur bana. Böyle gördüğünüz gibi Dead Art sırasında vurursa da mende düşüyorsunuz ve bu şekilde gayet güzel mesafe açabiliyorsunuz aslında bir önceki Dead Art'a kıyasla. Tamam arkadaşlar, bir de Dead Art'ın dışarıdan görünüşüne bakacağız. Şöyle karşılıklı birbirinize doğru koşun. Başla abi, koş 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 koş. Çok çirkin gözüküyor. Çok iğrenç gözüküyor. Bir ara PTB'de Dead Art hatırlayanlar vardır belki, bozulmuştu. O bozdukkenki animasyonu şu anki normal bildiğimiz oyuna eklemişler. Bu şekilde bırakırlar mı bilmiyorum ama şu anlık bu şekilde en azından. Şimdi arkadaşlar merak edeceğiniz konulardan bir tanesi olabilir diye Trapper'ı aldık ve bu şekilde Trap'i koydum. Artık yeni Dead Art'la bakalım Trap'in üzerinden geçiliyor mu? Geçilmiyor mu? Şöyle koşuyorum ve Dead Art'ımı attım. Gördüğünüz gibi yol üzerinde Trap'e takılarak artık Trapper'ın Trap'leri üzerinden atlayamıyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi geçemediğimiz için Trap'lerin üzerinden aklıma hemen şu soru geldi. Bunu zaten yayında denemiştik, o yüzden burada bir daha gösteriyorum. Bildiğiniz gibi eğer üzerinizde Barrel Time efekti varsa ve trap'e basarsanız katil size vurduğu zaman trap'ten kurtulup normal yolunuza devam edebiliyorsunuz. Peki bunu Dead Art'ta çalıştırmak mümkün mü? Hemen bunu deneyelim. Şu şekilde Dead Art'ın üzerine doğru koşacağım. Dead Art üzerine koştuğum anda katil o bir saniye içerisinde bana vuracak ve bakalım ben trap'ten açıp gidebilecek miyim? Şöyle trap'in üzerine doğru koşuyorum. Bastım Dead Art'ı. Katil bana vurduğu zaman yere yapışıyorum fakat sonrasında bu şekilde kalkıp koşmaya devam edebiliyorum. Yani Dead Art yine bu pozisyonlarda belki bir nebze de olsa sizin hayatta kalmanızı sağlayabilecek durumlar oluşturuyor. Hayır, yerinde durarak artık Dead Art atamıyorsun. Koşarak gel. Koşarak gel. Yap.
Bak yere yıkılıyorsun bu şekilde ama kalkıp koşmaya devam edebiliyorsun. Böyle komik bir şey oluyor gerçekten. Siz de dışarıdan görmüş oldunuz arkadaşlar. Bu animasyon biraz garip olduğu için bir kere daha gösteriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde bastı ama en ay katilimiz vuramadı. Dur ben kurtarayım onu. Açıkçası arkadaşlar ben burada trebe düşmeden yani bunu yapabilmeyi istiyorum. Bu varyasyonu biraz daha o yüzden denemek istiyorum. Tekrar bir tane daha dedart atacağım. Bakalım düşmeden koşmayı başarabilecek miyim açıkçası? Şöyle koştum, bastım ama yok ya. Her türlü yere atıyor ve katil o sırada elini silip tekrar bana vurabilecek mesafede oluyor. Yani bu taktik çalışmayabilir. En azından çalışsa bile bir palet spotunda falan belki çalıştığını görebiliriz. Harbiden onu bir de o şekilde deneyelim mi? Şimdi arkadaşlar şöyle bir senaryo oluşturuyoruz. Treb'i yine bu şekilde spotun içine attık. Treb'e bastıktan sonra katil bana vuracak. Ardından tekrardan vurmayı deneyecek. Fakat ben o sırada paleti de devirmeye çalışacağım. Bakalım Dedart beni bu tarz bir pozisyonda en azından hayata tutmaya başarabilecek mi? Koşuyorum. Katil direkt bana vuracak zaten oraya gittiğimizde. 3, 2, 1, go. Koştum, dedardımı attım, trebe bastım. Bakalım kalkıp devirebilecek miyim? Evet, devirmeyi başardım açıkçası. Ve bu şekilde katilden de kurtulmuş oldum. Tamamen vurmaya çalışıyordu. Custom Game diye şu anda vurmamazlık yapmadı. Vurmaya çalışıyordu fakat vurmasına süresi yetmedi. Gördüğünüz gibi dedard beni burada hayatta tutmayı başardı. Tabii arkadaşlar katillerin aslında bu durumda yapması gereken... Şöyle bir kendimi yere de bırakayım da. Katilin bu durumda yapması gereken bana düz vurmak değil. Dedard attığımı gördükten sonra space'e basması lazım. Eğer space'e basarsa tabii ki de akıllı bir katil bu durumu counterlar. Yani herhangi bir aslında dedartla bu durumda kurtulmamız normal şartlarda söz konusu değil. Şimdi arkadaşlar merak edenler için burada bir şey daha deniyorum. Pencereden atlarken dedardın endurusunu üzerimize alabiliyoruz. Yani dedarda bastıktan sonra dedart üzerimizde basılıyken pencereden atlayabiliyor muyuz? Eğer bunu yapmayı başarırsak katil bize pencereden atlarken vurmaya forcelar. Daha sonrasında daha fazla mesafeyi katile açabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde hemen deniyorum. Dedarda basacağım fakat gördüğünüz üzere space'i dedart bittikten sonra ancak basabiliyorum. Ve bu şekilde bir volt atmış oluyorum. Yani bu durum bizim bir işimize yaramıyor Survivor Site olarak. Arkadaşlar Dedart'ta şöyle bir olay daha var. Yani Dedart'ı artık dümdüz atmak zorunda değilsiniz. Biraz daha kavislendirebiliyorsunuz kendinizi. Fakat o da çok fazla inanılmaz derecede bir şey değiştiren bir şey değil. Hemen göstereyim zaten ne demek istediğimi anlatacaksınız. Şöyle koşuyorum ve Dedart'ımı attım. Gördüğünüz gibi bu şekilde aptal saptal yönlere birazcık dağılabiliyorum. Yani sağa sola da Dedart animasyonu esnasında dönebilmemi sağlıyor. Ama gördüğünüz gibi yani aşırı takılıyor ve düzgün çalıştığını da pek söyleyemem. Belki yine normal Survivor'a getirdiklerini bu durumu düzeltirler. Tamam hadi al açtım kaydı. Gel bakalım. Bir de dışarıdan görelim bu animasyonu. Çok iğrenç oluyor. C sen de gel yap bakayım. Dönüp U dönmeye çalış burada. Tam yapamıyor ya. Aptal bir şekilde takılıyor. Dur benim de dedardım geldi. Ben de hemen yapayım. Bu şekilde geliyorum. Dedardı atıyorum. Ama yani zoraki böyle şurada sanki lastiklerim yanıyor drift atarken. Ve dönemememi sağlıyor. Burada patlıyor lastikler. Bir şey oluyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Çok garip. Şimdi arkadaşlar default barovu göstereceğim sizlere. İlk önce dışarıdaki bir survivor açısından alıyorum. Ve katil direkt olarak vurduğu zaman benim barovum olmamasına rağmen artık bu survivor barov tarafından kutsanmış oluyor. Endurance efektiyle uzaklaşabiliyor. Ve üzerine de hareket hızı gidiyor aynı zamanda. Güvenli kurtarma. Evet güvenli kurtarma da sayıldı bu arada. Bakın Delirance'ın da aktifle. İşte aynı zamanda. Bu da güzel bir bilgi. Bak aynı spottan burada da var. Bak yine var. Daha yine bu spottan bu ne? Ya ha, oğlum. Bu ya bu leş spotu niye getirdiniz ki? Ben bu spotu hiç sevmiyorum ya. Bak bunlar da var. Oğlum bir de kötü versiyonu gelmiş sanki. İğrenç oğlum. İğrenç bu spotlar. Şurada ne var? Bu ne oğlum? Lan ben burada nereye koşacağım bile. Aa aynı spottan. Bir tane de aynı spottan. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlere Delirance'ın varken... Eğer kancadan atlarsam off the records yani o kayıtlar dışı mıydı neydi Türkçesini tam hatırlamıyorum. O pack çalışacak mı bunu göstereceğim arkadaşlar. Şu şekilde Delirance'ımı atıyorum. Ve gördüğünüz üzere off the records arkadaşlar çalışıyor. Ve kancadan kurtulduğumda default olarak oyunun bana verdiği hareket hızında yine kazanabiliyorum. Gördüğünüz üzere şu anda hala üzerinde off the records var. Ve katilden bana vurmasını istiyorum. Vur vur. Tamam bu şekilde vurduğu zaman arkadaşlar gördüğünüz üzere yine off the records'um çalışmış oluyor. Kancadan kendi kendimi kurtarmama rağmen. Bir de decisive'i deneyelim. Decisive'i de at vur bana. Decisive'in artık bekleme süresi, katili sanlama süresi biliyorsunuz ki 5 saniyeden 3 saniyeye düştü. Şu şekilde decisive'i attım hemen kurtulur kurtulmaz gel üzerime. Çok daha hızlı bir şekilde ben ona inanılmaz mesafe bile açamadan direkt olarak geliyor. Ve bu decisive'i gerçekten bayağı counterlayacaktır. Sırf tünel atabilmek için katillerin bize decisive attırdığı gibi durumlarda görebiliriz.
Şimdi arkadaşlar ben tekrardan kancadan kurtuldum bu arada ve gördüğünüz gibi Endurance efekti var. Endurance efekti biliyorsunuz ki eğer kendimi heal'lar ya da bir senatora falan dokunursan sıfırlanıyordu. Hemen şöyle kendim burada heal'lamayı deneyeceğim. Heal'lamaya başladığım gibi gördüğünüz üzere üzerimdeki Endurance efekti de kalktı arkadaşlar. Artık yere düşürebiliyor katil beni. Şimdi de off the records'u olmayan bir takım arkadaşım Delirious'ta kancadan kendini kurtardığında sizlere default olarak oyunun verdiği Barov'un çalıştığını göstereceğim. At kanka Delirious'ı. Bu şekilde Delirious'ı atıyor. Katil ona vurduğu anda gördüğünüz üzere oyunun verdiği default barrel da o katilin üzerinde yine survivor üzerinde pardon çalışıyor. Şimdi arkadaşlar decisive efektinin bir de dışarıdan nasıl göründüğüne bakalım katilin ne kadar hızlı kurtulduğunu al kanka yerdeki adama. Alıyor bakalım bu kaçıracak mı bu sefer ve tutturdu. Katilin stun efekti gördüğünüz gibi survivor daha uzaklaşmadan hemen çalışıyor. Dead Art gerçekten çok komik. Bu nasıl bir Dead Art arkadaş ya. Sıradaki belkimiz arkadaşlar Lucky Break. Sağda görüyorsunuz yaralandığım süre boyunca yere kan izi bırakmamamı sağlıyor. Aynı zamanda katil de benim çiziklerimi bu süre boyunca göremiyor. Ve bu perki değiştirmişlerdi. Eğer bir takım arkadaşımızı heal'larsak heal'ladığımız süre boyunca bu Lucky Brain tekrardan dolmasını sağlıyordu. Şu an yaralıyım. Geri çizik bırakmıyorum. Yerdeki takım arkadaşımı heal'lamaya başlarsam bar hem bir yandan azaldığı için yaralı olduğumdan dolayı hem de takım arkadaşımı iyileştiğimden dolayı dolduğundan dolayı yerinde sabit kalıyor. Bu şekilde kendimi heal'layacağım öncelikle. Gördüğünüz gibi kendimi heal'landığım zaman bu şekilde perkim kapalı bir şekilde kaldı. Kalan süresinde kırmızı bir şekilde görebiliyorum. Takım arkadaşımı heal'lamaya başladığımda bu bar dolmaya başlıyor arkadaşlar. Yani Lucky Brain oyun içerisinde sürekli kullanabilmemi sağlıyor. Az önceki denememde herhangi bir skill check gelmediği için ne kadar iğrenç bir dert. Herhangi bir skill check gelmediği için yapamadım. Size şunu söylemiştim, tekrardan söylüyorum. Eğer ben takım arkadaşımı iyileştirirken skill check gelir de ben bu skill checkleri sürekli kaçıra kaçıra sırf Lucky Brain'i doldurmak için böyle bir hamle yaparsam bu hamle tutar mı? Gördüğünüz üzere her seal'lamaya devam edişimde şimdi. Lucky Brain dolmaya başlıyor. Yani ben bir takım arkadaşıma eziyet çektirerek arkadaşlar bu şekilde Lucky Brain'i doldurabiliyorum. Yeteri kadar dolduğunu düşününce de bu takım arkadaşımı yaralı bir şekilde bırakıp normal oyunuma devam edebilirim. Bu düşündüğüm kötü bir seçenek aslında çalışıyor arkadaşlar. Umarım bunu charge başına dolar şeklinde düzeltirler. Çünkü solo bir oyunda bunu evde uzayan survivorlar olabilir. Arkadaşlar şimdi de sizlere enerji perkinin değişimini göstereceğim. Gördüğünüz gibi 3 kişi yaralıyız ve 3 kişi sırayla yere düştüğü sırada aldım. Neden? Çok iğrenç bütün dikkati dağıtıyor. Bu şekilde arkadaşlar 3 kişiye sırayla vurduğu zaman jeneratör nasıl bir zarar görecek bunu göreceğiz. Vur kanka hepsini sırayla. Birinci Survivor'a vurdu, patladı. Artık cooldown olmadığı için ikinci Survivor'a da vurduğu zaman patlayacak. Bu şekilde üçüncü seferde bana vurduğu zaman etraftaki terörgüsündeki bütün jeneratörleri bu şekilde sırayla patlatabilen bir katiller. Mesela örneğin Snurse Spirit'te ya da Blight gibi katillerde bu durum bayağı etkili olur. Ve bu jeneratör gördüğünüz gibi elemeye de devam ediyor bir yandan. Arkadaşlar şimdi değişen Dark Devotion'a bakacağız. Dark Devotion bildiğiniz gibi normal şartlarda basic ataklarda çalışıyordu. Ve Obsess'e vurduğunuz zaman basic ata o Survivor'ın terörgüsü almasına sebep oluyordu. Artık her koşulda nasıl olursa olsun yani koşulu Obsess Survivor yaralandığı zaman Dark Devotion çalışıyor. Arkadaşlar şöyle heal bar'ımız hastalık boyutumu neredeyse sona getirdim ve koşmaya başlayacağım. Yaralandığım anda artık Dark Devotion benim üzerimde çalışmaya başlayacak ve katil sanki arkamdaymış gibi olacak. Şu şekilde fullendim ve katil sanki arkamdaymış gibi artık Teredius'u kendi üzerime taşıdım. Bu şekilde yanlışlıkla bir anda yaralandığımda anlık bir kalp krizi veya takım arkadaşlarımı kötü sonuçlar doğurtabilirim. Evet arkadaşlar şimdi yeni değişen Solo Survivor perkini de kullanarak oyunda son kalmış bir Survivor olarak en fazla ne kadar hızlı jeneratör yaparız? Yani maksimum hızda nasıl bir jeneratör açarız? Bunu size de göstereceğim. Perklerimizi hemen anlatıyorum. Değişen perklerden bir tanesi bu yeni gelen Survivor'ın perki. Gittim bir tane Hex Totem kırdım. %16 jeneratör yapma hızı oradan bana bir geliyor. Resilient sayesinde %9 geliyor. Kedi fare perkim sayesinde %3 oradan geliyor. Ve Solo Survivor sayesinde de %75'lik bir jeneratör yapma hızım var. Elime Mortal Box'ımı aldım. Yanına Charge Edon'u ve yine jeneratör yapmayı hızlandıran bir Edon taktım. Bakalım ne kadar hızlı yapacağız bu. Son jeneratör oyunda kalmış. Son kişi olarak hemen hep birlikte test edelim açıkçası. Çok merak ediyorum ve başlıyorum. Bu şekilde oturdum. Yani böyle düşündüğümüz, hayal ettiğimiz kadar sanki hızlı değil ama yine de tek bir başımı olarak bu kadar hızlı jeneratör yapmak gayet iyi. Şöyle bir kalkıp toolbox elimden bırakıp sol klikle oturmak istiyorum. Yani hayal ettiğimiz kadar mükemmel bir hızda değil. Ama yine de bir Survivor'a göre inanılmaz hızlı bir şekilde jeneratör açtığını söyleyelim. Sanki 3 kişilik bir jeneratör yapıyormuş gibi oluyorum.
bu şekilde hızlı hızlı jenerasyon yapıp artık kapıları da kendi başıma açabileceğim. %50 daha hızlı sizlere onu da göstereceğim. Fakat onun öncesinde Noed'i bulmaya çıkacağız şimdi sizlerle birlikte. Katilimizde bir de Noed vardı. Biliyorsunuz ki artık Noed'in ilk 30 saniye 4 metre etrafındayken görebiliyorum. Şöyle hep birlikte gezelim bu sırada. İlk 30 saniye 4 metre etrafında Noed'i görebiliyorum. 30 saniye geçtikten sonra ise artık 24 metrelik bir alanda Noed'in nerede olduğunu görebileceğim. Ben de şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Gördüğünüz gibi katil aramızda bir info yok. Ve bu şekilde map'i kendi kendime geziyorum. Burada yanan bir totem var. Sanırım bu. Şu şekilde arkasına geçeyim ama bunun aurasını göremiyorum. Acaba o 4 metrelik alanı kaldırdılar mı? Şöyle bir 30 saniye geçmesini bekleyeceğim. Arkadaşlar açıkçası 30 saniye hatta 1 dakikadan daha fazla süredir bekliyorum ve şu anda Noed'in aurasını herhangi bir şekilde göremiyorum gördüğünüz üzere. Sanırım yine PTB olduğu gibi olduğu için bozduk. Bu da normal oyuna geldiğinde düzelecektir. Bunu da test etmiş olduk. Şimdi gidelim Soli Survivor ile birlikte kapı açmaya arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de Soli Survivor Perk ile birlikte Resilience artı Spine ile kombolayarak bir de üstüne kapı açacağım. Tabii bunun üzerine bir de V kapımız olsaydı %25 daha da hızlı açabilirdik. Şimdi şöyle şekilde deniyorum. Hemen kapıyı açmaya başladım. Gayet hızlı, gayet hızlı. Yani katilin iki kapıyı dolaşmasının böyle bir sürede gerçekten imkanı yok. Tabii şu an Resilience ve Spine Chill'in de etkisi var ama gayet mükemmel şekilde, hızlı bir şekilde. Normalde biliyorsunuz ki bu sonda artık bir uyarı sinyali sesi veriyor ya. O ses bitiyor. Hatta üzerine biraz süre geçtikten sonra kapı açılıyordu. Şu an resmen o ses bitmeden ben kapıyı açtım ve katilin herhangi bir şekilde bu iki kapıyı koruması mümkün değil. Yani bu perk sizi gerçekten oyuna sona kaldığın zaman dışarı çıkabilecek perklerden bir tanesi yapıyor. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde artık bu katilimizin Noed'in olduğunu da gördük. Ama Noed'in yani neden aurasını gözükmediğini açıkçası anlamadım. Bunu muhtemelen dediğim gibi normal öne geldiğinde düzeltirler. Evet arkadaşlar şimdi son merak edilen şeyimiz. Yeni gelen Overcharge ve eğer Okyanus'un çağrısını birlikte kombolarsak jeneratör ne kadar hızlı erir bunu göreceğiz. %100'lük bir jeneratörümüz var neredeyse ve katil kikini atıyor. Bakalım jeneratör ne kadar hızlı gerileyecek. Şöyle zamanla gerileyişini hep birlikte izleyelim. Herhangi bir şekilde oynama yapmayacağım videoda. Şu an gayet iyi sarıyor aslında. Güzel. Ne zaman akmaya başlayacak? O overcharge'ın gücü ne zaman böyle jeneratörü akıtmaya başlayacak? Biraz daha hızlı olmaya başladı. 30 saniye sonra %400 oluyor. Buna göre hesapla. Okyanus'un çaresiyle birlikte %500 olacak. Oo dur. Güzel erimeye başladı sanki öyle bir altta. Güzel bir eritme ya. Bak jeneratörden kıvılcım çıkmıyor şu anda farkında mısınız? Ama eriyor. Evet. Bozduk lan. Şu an bayağı güzel azalmaya başladı ama yani açıkçası bu da benim yine çok tatmin olduğum hayallerimdeki kadar güzel erimedi ama yine de gayet güzel eridi ya. Eriyor yani. 30 saniye de oldu. Şu an maksimum erime hızı bu yani. O zaman yani siz tatmin oldunuz. Çekil dur görelim. Ben de olmadım açıkçası. Güzel bak vurduğu gibi %2.5 gitti. Ne oldu lan durdu? Kim dokundu? Bir dokundu mu? Ben dokunmadım. C'ye bir daha vursana. Ben dokunmadım. Bakayım bir daha. Oğlum kim? Dokunmadan can kendi kendine mi? Anlamadım. Ben dokunmadım. Ya oyunu değiştireceğiz diye oyunu bozmuşlar. Mouse elimde bile değil ha bu arada. Klavye var sanki. Bende imkansız orada. Evet şu anda kıvılcım çıkmaya başladı. Ne oldu bu jenerator? Papkos kıvılcım oğlum. Evet papkos kıvılcım bu bildiğin. Zaten biri dokunmuş olsaydı skill check'le karşılaşacaktı. Evet o skill check'le şu an ben karşılaştım. Evet ilginç bir şekilde kendi kendine durdu açıkçası. Hiçbirimiz dokunmadı. Siz de gördünüz arkadaşlar. Zaten dokunsaydı o skill check'i tutturmuş olması lazımdı ki zaten skill check çıktığında söylerdi. Onun dışında belli bir süre çalıştı kendi kendine eridi. Fakat bu erime açıkçası beni tatmin etmedi. Sizlerin bu konu hakkındaki yorumunu mutlaka merak ediyorum. Çok komik oluyor. Bir avatarak düşersem yani geri çıkıp geri alacağım beni. Sen geldiğinde de ben aşağı atlayacağım şerefsizlik olsun diye. Gayet iyi bu da böyle bir sıfır aldım. 1 2 Dedart atacağım üzerine vur. 3 Kimden geçiyor onu bırakıyor? 4 Kaldırsın Serhan. Tamam. 5 6 işte tamam 7 8 Aa Medal of Fame geldi. 9 Gel 9 10 11 10 Kaldı 11
İşte bu. İşte bu ya. İşte bu. 11. Ve son klibimizle birlikte arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Son klibi sizlere burada canlı canlı çekemedim maalesef. Yayında zaten denemek için çok uğraştık. Çünkü VRGon'a bozduk arkadaşlar. VRGon'a tam anlamıyla düzgün çalışmadığı için tekrardan denemek istemedik. Fakat orada aldığımız 11 hitlik hasarı daha da fazla arttırmayı düşünüyoruz açıkçasında. Belki tekrardan düzeldiği zaman onu 15'e hatta belki de 16'ya kadar çıkarabileceğimiz senaryolar oluşturabileceğiz. Onu da yaptığımız an mutlaka yine sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Çok keyifliydi o da. Denemek için bayağı uğraştık ve sonunda görüp güzel bir sonuç almamız bizi mutlu etti. Onun dışında yeni değişen bu Deadard'ı ya da Off the Record'su artık Survivor'lar daha mı işe çok işine gelecek yoksa daha kötü sonuçlar mı olacak? Onların ölmesine mi sebep olacak değişiklikler? Olmuş bunlar. Bunun hakkında yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Katile gelen değişikliklerden başlıca Overcharge olmak üzere en çok hype'landığımız konu çünkü buydu. Fakat beni açıkçası jeneratör geriletmesi çok tatmin etmedi. Sizler için bu durum nasıl? Bu durum tamamen benim öznel görüşüm olduğu için sizlerin de görüşlerini mutlaka merak ediyorum. Yeteri kadar iyi geriletti mi? O sonda durması muhtemelen yine PTB ile alakalı bir hata olduğunu düşünüyorum. Yine aynı şekilde Noed'in de o şekilde çalışmadığını zaten patch notlardan biliyorduk. Yine PTB ile alakalı olan bir durumdu. Genel olarak bütün değişiklikler de bu şekildeydi arkadaşlar. Hepsine değinmedik tabii ki de burada. Sadece önemli olanları ve kafamızda soru işareti olanlara değinmeye çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım kafanızdaki soru işaretlerini bir nebze daha indirebilmişsindir. Sizin farklı senaryolar varsa kafanızda merak ettiğiniz şeyler varsa bunları mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Eğer çok fazla bu tarz sorular gelirse bu videonun ikincisini çekmeye çalışacağım açıkçası PTB hala açık olursa. Eğer kafamızda cevaplayabileceğimiz şeylerde de yorumlarda zaten birlikte konuşup sohbet ederek cevaplarız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, hala kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Check it.